Son seansla karşınızdayız. Son seansta iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı. Üzeyir Doğan'la bugünkü piyasaların kapanışını konuşacağız. Haftayı kapattık, piyasaları kapattık. Borsa İstanbul 3222 puandan kapattı. %2.55'lik bir artış söz konusu. Bu yükselişte bankacılık endeksinin çok önemli bir rol üstlendiğini söyleyebiliriz. %7'lik bir artış bankacılık endeksinde ortaya çıktı. Dolar TL'de 18.21 seviyesindeyiz ve yön sabitlenmiş durumda. Euro TL'de 18.26'dayız. Euro'da küçük bir değerlenme var. O da Euro'nun uluslararası piyasalardaki değerlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Euro dolar paritesinde 1.0024'teyiz. Bu da yaklaşık 2 saat kadar önce 1.0016 civarındaydı. Euro dolar karşısında son 1-1,5 saat içinde dünya piyasalarında küçük çaplı bir değerlenme ile karşı karşıya. Dolar endeksinde bir gerileme var. Doğal olarak elbette 109.1'e kadar gelmiş durumda. Brent petrol 94 doların altına doğru yolculuğunu sürdürüyor. NYMEX'te 88 dolardayız şu anda. Rusya ile Amerika ve Rusya ile Avrupa Birliği arasında giden bir süreç var. Bu süreç bir süre sonra Rusya petrolünün ve doğalgazının tavan fiyatla satın alınmasına ilişkin bir süreci beraberinde getirecek ama Rusya da kartını erken açtı. Eğer tavan fiyat uygulamaya girerse biz de doğalgaz ve petrol satışını tamamen kesebiliriz dediler. Kışa girerken Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu konuda büyük bir müzakere süreci yürütmesi gerekebilir. Aksi halde Avrupa'yı soğuk ve çetin bir kış bekliyor. İkinci bölümde Bülent Aymen'le konuşacağız. Akdeniz Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı, mobilya sektöründe olup bitenlere bakacağız. Evet, haftayı toparlayacağız, haftaya bir bakış geçireceğiz ve önümüzdeki haftada nasıl bir piyasa oluşacak buna bakacağız. Şu anda Skype hattımızda Üzeyir Doğan var, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı. Üzeyir Doğan, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayın. Çok teşekkürler. Sesinde bir gidiş geliş oluyor ama bakalım inşallah internetin azizliğine uğramayız. Şimdi bugünü bir özetlemenizi rica ediyorum. Borsa İstanbul'da 3222 puanlık bir kapanış yaptık. %2.55'lik bir artış var. Bankacılık endeksi olağanüstü bir gün geçirdi diyebiliriz. Bankacılık endeksi dışındaki diğer endekslerde ortaya çıkan durumu da yorumlamanızı rica ediyorum. Nasıl bir hafta geçirdik? Gelecek haftaya nasıl bir piyasa açılışı olabilir diye soruyor. Evet, yani aslında baktığımızda tek hikaye bankacılık endeksindeki yükseliş bu hafta. Çünkü haftanın tamamına baktığımızda bankacılık endeksindeki yükseliş %11.27 oldu. Sanayi endeksine baktığımızda ise %0.75'lik getiri var sadece. Yani burada bu hafta gerçekten bankalar öncülüğünde devam eden bir hareket gördük. Aslında sadece bu hafta değil, son birkaç haftalık döneme baktığımızda da benzer durum ön plana çıkıyor. Bankacılık endeksinin tüm endeksi taşıdığı, yukarı yönlü götürdüğü bir dönemden bahsediyoruz. Zaman zaman buna havacılık sektörü, petrokimya gibi sektörler de geçtiğimiz haftalarda eşlik etti ama dediğim gibi ön planda olan yükseliş bankalardı.
bankalar tarafına baktığımızda da orada da aslında çok normal diyemeyeceğimiz hareketler var. Yani zaten son dönemdeki yükselişi gerçekten bankalar tarafında açıklayabilmek çok zor. Yani evet, son dönemdeki faiz düşüşü bankaların elindeki sabit getirili enstrümanlarda, devlet iş borçlarına senetlerinde ciddi bir getiri sağladı. Bunları 3. çeyrek finansallarında görüyor olacağız ama %13 ile kamu kağıdı almak zorunda, %14 ile kamu kağıdı almak zorunda olan bankaların orta uzun vade sağlığı konusunda gerçekten ciddi şüphe var. Yani bu açıdan baktığımızda piyasa evet miyobiktir, kısa vadeyi görür. Uzun vadeye çok bakmaz, şu an finansallara belki bakıyor diyebiliriz ama bunu sadece bu gelişmelerle açıklayabilmek de çok mümkün değil. Zaman zaman işte bazı bankalarla ilgili satış haberleri vesaire dedikodusu daha doğrusu piyasanın. Bu tarz haberler piyasada dolanıyor ama genellikle bu tarz haberleri hareket gerçekleştikten sonra bir şekilde piyasa bazen de uydurabiliyor. Yani yükselişe bir gerekçe arıyor. Bundan değilse o zaman bu olabilir. O da değilse bu olabilir gibi senaryolar oluşturabiliyor. Bankalar tarafına baktığımızda bir diğer anomali de, yani bu sert yükselişin ardından diğer anomali de gün içerisinde bankaların birbirlerinden çok fazla ayrışıyor olmaları. Yani örneğin bugün baktığımızda gün içerisinde bakıyoruz Akbank tavandan işlem görürken, Yapı Kredi'ye bakıyoruz gün içerisinde devre kesici çalışıyor. Daha sonra tekrar o devre kesiciden dönüp %3 artıda günü kapatabiliyor. Bir banka işte tavana giderken öbürü taban olabiliyor bu son haftalarda gördüğümüz üzere. Yani ciddi manada bankalar tarafında ciddi bir volatilite var ve ciddi bir anomali var. Yani bu sürdürülebilir değil bana kalırsa. O açıdan dikkatli olmak lazım. Bankalar endeksi tutarken ve yukarıya taşırken de yan kağıtlar dediğimiz diğer hisse senetlerinde çıkışlar dikkat çekiyor ve dediğim gibi ciddi manada zayıflıklar da orada söz konusu. Örneğin bugüne baktığımızda evet bankacılık endeksi %8 yükseldi. Endeksin %2,55 yükselmesinde en büyük pay buradan geldi. Diğer taraftan sanayi endeksine baktığımızda bugünkü yükseliş orada sadece %1,15. Yani dediğim gibi tamamen banka rallisi diyebileceğimiz ve kendi içerisinde de anomali oluşturan oldukça sert hareketlerle karşı karşıyayız. Ne kadar sürdürülür? Gerçekten bizim piyasamızda artık bunu tahmin etmek çok mümkün değil. Eskiden bir yabancı derinliğimiz vardı. Piyasada açığa satış gibi piyasayı dengeleyen unsurlar tüm hisseler için geçerliydi. Yani yeri geldiği zaman aşırı oluşan değerlerde yabancının satışlarını, elindeki hisseleri satışlarını, yeri geldiği zaman açığa satışıyla bu piyasayı dengelediğini görüyorduk. Şu an o denge unsurları bence ortadan kalktı. Yani bir fon girişi olduğu zaman, bir para girişi olduğu zaman piyasaya momentumu da takip eden çok ciddi yatırımcılar var. Hareketin olduğu hisselerdeki hareketi daha da sertleştiriyorlar. Ben şu aşamada öyle bir süreçten geçtiğimiz kanaatindeyim. Dediğim gibi biraz riskli ama sonuçta yükseliyor mu bankalar? Evet yükseliyor. Ama dediğim gibi gün içerisindeki volatiliteyi de kaldırabilecek bir sinir stres kat sayısına sahip olmak gerekiyor. Yani sektörü tutturdunuz, sektörün içerisindeki hisseyi de o gün tutturmanız gerekiyor. Dediğim gibi aksi takdirde bir bakıyorsunuz aldığınız hisse devre kesmiş ya da işte taban olmuş. Bir bakıyorsunuz öbür hisse tavanda. Yani böyle değişik anomallerin olduğu bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim piyasa açısından. Peki bu anomaliyi biraz yorumlayalım. Tabii yani yeterli bilgiye sahip olup olmadığımızı da bilmiyorum. Ama biraz önce mesela Garanti Bankası'nın böyle alıp başını gittiği, diğer bankaların işte makul sınırlar içinde dolaştığı bir şey var, artış var. Senin de biraz önce tespit ettiğin gibi, belirlediğin gibi, altını çizdiğin gibi. Yani bir banka devre kesiciyle durdururken öbür banka alıp başını gidiyor. Bu çok anormal dışı bir şey. Yani orada spekülatif bazı ataklar mı var? Yoksa gelen haber akışından kaynaklanan durumlar mı söz konusu? Yoksa bankaların gündelik hareketlerinde ya da gündelik bilgilenmelerinde ortaya çıkan bir durum olduğunu zannetmiyorum. Yani Garanti'ye gelen bilgi muhtemelen Akbank'a da geliyor, oraya gelen İş Bankası'na da geliyor. Çok farklı şeyler olmadığını düşünüyorum. Sanki böyle küçük çaplı bir spekülatif girişimler varmış gibi. Yani algoritmalar üzerinden mi yoksa doğrudan bir takım aracılar, yatırımcılar üzerinden mi gittiğini çözemedim şahsen. Yani elbette algoritmaların etkisi var. Yani burada momentum takip eden ciddi algoritmik işlemler var. Hareket yukarı yönlü olduğu müddetçe bunu destekliyor.
Ama ben açık söylemek gerekirse biraz önce de bahsettiğim gibi bizim piyasadaki denge unsuru olan yabancıların oranının sınırlı kalmış olması artı piyasadaki açığa satış gibi piyasayı dengeleyecek unsurların, düş piyasasının çalışması, açığa satış gibi unsurların yeterli manada piyasayı denge oluşturamadığı kanaatindeyim. Spot piyasada durum böyle olunca bu sefer vadeli piyasalardaki işte short pozisyon yani kısa pozisyon düşüşten para kazanmayı amaçlayan yatırımcıların pozisyonlarında da ciddi manada hani short covering dediğimiz olay oluyor. Yani ne kadar açıkça oluşursa piyasada, vadeli piyasada spot piyasa o kadar yukarı çekilerek bu vadeli piyasadaki pozisyonların stoplanması, pozisyonlarının kapanmaya gitmesine biraz daha öne ayak oluyor gibi. Sanki piyasanın bu yukarı yönlü gitmesindeki ana etkenlerden bir tanesi de bana kalırsa bu taraf. Yani burayı destekleyecek şekilde vadeli piyasalardaki bu short pozisyonları yakmaya yönelik biraz daha bu taraftaki pozisyonlara karşı spot piyasada pozisyonlanma olduğu kanaatindeyim. Yani bunu elbette açık kanıtlayabilmek mümkün değil ama bu sadece bir ön sözü diyebilirim. Bunun da ben piyasadaki bu banka tarafındaki yükselişlerde etkili olduğu kanaatindeyim. Çünkü geçtiğimiz dönemde bankalar dışında bazı hisselerde de benzer durumlar oldu. Yani hiçbir gerekçesi temelle açıklanabilecek, teknikle açıklanabilecek hiçbir gerekçesi olmayan şirketlerde bir anda hisse fiyatlarının 5'e 10'a katlayabildiğini gördük. Yani bunu temel bir gerekçeyle, fon girişiyle ya da teknik bir gerekçeyle açıklayabilmek mümkün değil. Yani zaman zaman görüyoruz bu hisselerde agresif, sert hareketler oluyor. Ve bu hareketler yatırımcı, küçük yatırımcı nerede işte burası sondur, artık daha nereye gidecek dediği yerde akla gelen yer vadeli piyasalarda şortlamak oluyor. Ya da hisse senetlerinde yapılabilen hisselerde açığa satışlar oluyor. Bu pozisyonu hükmeden ya da o tahtaya hükmeden kişiler hani bu pozisyonların üzerine oynama etkisinin de ben kuvvetli olduğunu düşünüyorum açıkçası bu tarz sert yükselişlerde. Özellikle bu yükselişler son dönemde bu ana hisselere yani vadeli payı da olan ya da açığa satış imkanı da olan ana hisselere yoğunlaştığı kanaatindeyim. Burada biraz daha dediğim gibi o short pozisyon alan düşüşten para kazanmayı uman yatırımcıların üzerine oynamanın da burada ben etkili bir katalizör olduğu kanaatindeyim. İkincisi de biraz önce de bahsettim bir bu elbette algoritmalar momentumu takip eden algoritmalar momentumu yakalayınca burada ekstra hacim oluşturuyor ve yukarı yönlü hareket destekliyor. İki bizim piyasamızda da yatırımcılarımızda da zaten bu momentum takibi çok fazla. Yani Borsa İstanbul'da sadece gün içi düşenler yükselenlere bakıp gün içi yükselmeye başlayanlara işte tavana gider mi düşüncesiyle alım yapan bir ciddi bir yatırımcı kitlemiz de var. Onların da bu momentumun peşine takılmış olmaları da bu yukarı yönlü hareketleri ve anomalileri oluşturuyor diyebilirim. Yoksa sizin de bahsettiğiniz gibi yani bugün örneğin Akbank'a garantiyi tavan yaptıracak, Yapı Kredi'yi gün içinde devre kestirecek, bankacılık sektörü içerisinde bankaları birbirinden bu denli ayrıştıracak bir haber akışı yok. Zaten biraz daha küçük ölçekli bankalara gittiğimizde orası artık tamamen bence spekülasyona döndü. Yani tavan tavan giden, arkasından her gün söylentiler çıkarılan hisseler haline geldiler. Bu bankacılık tarafında çok net görüyoruz. Ve artık açıklayamadığımız hani her yükselişin ardından 1'e 4 yapan banka var. Yani şu son birkaç aylık dönemde. Evet. Bunlardaki hareketler de hani biraz daha arkasına yok işte satılacakmış, yok işte bir haber gelecekmiş vesaire gibi düşüncesiyle biraz yatırımcının peşine takıldığı hisseler oluyor. Bunlarda ekstra dikkat etmek lazım. Dediğim gibi yani 1'e 4 gidecek, 2'ye 3 gidecek, yani 1'e 3 gidecek gerekçe de bankacılık sektörünü hani bu şekilde ralliye götürecek ben bir atmosfer olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Şimdi çok yerinde bir tespit yaptın. Şunu ilave edeceğim. Mesela bankacılık endeksinde ya da diğer endeksler içinde geçerli ama bugünlerde bunu konuşuyoruz çünkü bankacılığı. Örneğin bütün banka hisseleri aşağı doğru giderken hemen hemen hepsi eşit hızlarda aşağı doğru gidiyor. Yani biri %3 gidiyorsa biri %4 gidiyor. Maksimum %5 gidiyor. İki banka endeksi arasında böyle %10 falan gibi bir farklar asla olmuyordu. Yani yukarı giderken bunları normal kabul etmiyoruz. Aşağı giderken zaten böyle bir hareket görmüyoruz. Yani aşağı giderken olmayan bir hareketin yukarı giderken bu kadar açık farklarla birinde devre kesici, öbüründe %10'lardan daha fazla artış olması gerçekten böyle çok hani manipülasyon demeyeceğim ama
çok spekülatif bir atak olduğunu gösteriyor. Buna karşı da bence Sermaye Piyasaları Kurulu'nun, Borsa İstanbul'un zaman zaman devreye girip bir şeyler söylemesi lazım. Yani yatırımcıyı teskin etmesi lazım ya da yatırımcının kafasında oluşan soru işaretlerini gidermesi lazım. Böylesi bir şey görmüyoruz. Eğer bu gelecek haftada tekrarlanırsa muhtemelen yatırımcının bu tür ilave bilgilere ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani burada şöyle, yani bizim bir volatilite bazlı tedbir sistemimiz var Borsa İstanbul tarafında. Bunun içinde çift yönlü volatilitenin oluşması gerekiyor ve bunun bir süre devam etmesi gerekiyor. Bu olmadığı müddetçe geçmişte de gördük. Yani her gün hisseyi tavan tavan da götürsünüz belli bir noktaya kadar. Bu tarz uyarılar alamıyorsunuz. Yani çünkü gün içi volatilite, dip tepe hareketleri sınırlı kalmış oluyor. Biz bunu hareket genellikle bittikten sonra görmeye başlıyoruz. Yani bu hissede artık zirvelerde ciddi volatiliteler var. İşte tedbirler üst üste gelmeye başlıyor. Yatırımcı orada biraz daha uyarılıyor. Yani genellikle hisse yükseliş eğilimindeyse, hani borsanın bir piyasa değerlemesi yapıp bu hisse pahalandı, bundan uzak durun deme gibi bir görevi yükümlülüğü de yok aslında. Yani orada uyarabilecek çok fazla bir şey de yok. Ama zirvelerde volatilite oluştuğunda bu uyarılar gelmeye başlıyor. Yatırımcıların o uyarılar dikkate alması lazım. Ama geçmişte bu uyarıların geldiği, hatta üst üste yaptırımların ifade edildiği hisse senetlerindeki de yükselişlerin de hız kesmeden devam ettiğini gördük. Yani artık bizim borsamızda gerçekten evet işlem hacmi var. Ama öyle bir hal aldı ki eskiden işte çok küçük hisseler dediğimiz işte tahta sahip bir tahta derdik. İşte hisse senedinde anormal hareketler olurdu. Bunu ne temel analizle ne teknik analizle yorumlayabilirdik ne de piyasanın o anki koşuluyla ilişkilendirebilirdik. Yatırımcılara hani likiditesi düşük, bunlardan uzak durun. Bu fiyatlar suni fiyat oluşumu, bunlara dikkat etmek lazım derdik. Yakın dönemde artık Borsa İstanbul'un o endeks 30 hisselerinde bunu söylemek mümkün hale geldi. Yani bir fon girişi, bir para girişi olduğunda ya da bir hareket yakalandığında bu hareket devam ettirilebiliyor. Yani gerçekten bu tarz hareketleri, o BIST 100 dışı şirketlerde vesairede gördüğümüz hareketleri BIST 100'de görmeye başladığımız kanaatindeyim ben. Yani şu aşamada gerçekten son dönemin banka aracı kurumların model portföylerine, hisse önerilerine bakın. Bir ay öncesine kadar, 1,5 ay öncesine kadar birçok kurumda bankalar model portföylerden çıkarılıyordu. Çünkü önümüzdeki dönem için hani bu süreçte baskı altında kalabilecekleri, düzenlemelerin bankacılık sektörünü baskılayabileceği endişesi vardı. Ki neticede son gelen düzenlemeler de bankacılık endeksi lehine düzenlemeler değil. Yani faaliyetlerini yürütmeleri açısından, kredilerini büyütmeleri açısından vesaire olanak tanıyan bir düzenleme de değil. Sıkılaştırıcı bir düzenleme aslında. Ama buna rağmen bu haberler hiç sanki yok ya da daha ekstra farklı pozitif haberler varmış gibi bankacılık endeksinde bu tarz sert hareketleri görmeye başladık. Dediğim gibi daha önce yeri geldiği zaman otomotivde, yeri geldiği zaman temel desteği vardı, orada onu ayrı tutuyorum ama havacılık sektöründe. Yeri geldiği zaman farklı hisse senetlerinde, örneğin bir GEO hissesinde bu tarz anormal hareketleri görüyorduk ama bunun endeksin bu kadar geneline yayıldığı ve bir endeksi, bankacılık endeksi gibi lokomotif bir endeksi bu denli fiyatlayabileceği ya da belli seviyelere taşıyabilecek bir boyuta ulaşabileceğini gerçekten tahmin etmek zordu. Ama dediğim gibi dikkatli olmakta ben fayda olduğu kanaatindeyim. Yani çok kısa bir sürede, bir aylık, 1,5 aylık zaman diliminden bahsediyoruz. Yani bazı bankalarda 2 ay diyelim buna, 1'e 3, bazılarında 1'e 4 hareketler var. Bankacılık endeksinin tamamına baktığımızda son 30 günde, yani son 1 aylık periyotta %65 yükselmiş durumda bankalar. Yani bir ay öncesine göre bankaları %65 yukarıya taşıyabilecek bir temel hikaye değişimi olmadı Türkiye'de. En azından benim gördüğüm böyle bir hikaye değişimi yok. Ama bu hareket burada duracak diye de aceleci olmamak lazım. Yani ben her zaman söylüyorum, yükselirken satmak doğru değil. Ama geri dönüşlerde asla ve asla taviz verilmeyecek bir stop seviyesi belirlemek lazım. Dediğim gibi geçmişte bazı hisselerde bu volatilite bazı tedbir sistemleri devreye girdikten sonra düşüşler de oldu. Ama bazı hisse senetlerinde de bu tedbirlere rağmen agresif fiyatlamalar devam etti. Yani o nedenle yatırımcının burada kendini koruyacak bir portföy dağılımı oluşturması lazım. Asla tek hisseyle gitmemesi lazım. İki, bugüne kadar kar yaptıysa o karının bir kısmını realize etmeyi bilmesi lazım. Üçüncüsü de asla ve asla taviz vermeyeceği ve stop olduktan sonra da gözünü bir daha arkaya çevirip bakmayacağı
bir stratejisinin olması lazım. Aksi durumda hani bu yükselişler geri dönüşlerde çok daha fazla can yakabiliyor. Yatırımcı yükselişin belki tamamını alamamış olabiliyor ama bir yükselişe düşüşe yakalandığında çok daha sert kayıplarla karşılaşabiliyor. Burada bu stratejiyi kurgulayabilmek lazım. Piyasayla inatlaşmamak lazım ama piyasa dönmeye başladığında ya da karlar makul seviyelerin üzerine ulaştığında bunu dönem dönem realize etmeyi de bilmek lazım. Sonuçta kimse tepeden satamayacak. Bu hareketi başlatan kimse, tepeden satışı yapan da o olacak. Yani o nedenle ben de onunla beraber en tepeden satarım gibi bir düşünceye, algıya girmemek lazım. Karları realize ederek kademeli bir şekilde tamamını bir seferde olmasa bile ve yükselişi takip edip bir yerde kol kesmeyi de bilmek lazım kar tarafında. Çok güzel anlattın. Yani söyleyecek söz bulamıyorum hakikaten. Yani ben hani bir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde olmamakla birlikte bir şeyler anlatmak isteseydim herhalde aşağı yukarı bunlara söyleyecektim ama çok güzel tercüme ettiniz. Şimdi bize borsa ile ilgili bir alt bir üst seviye vermenizi rica ediyorum. Yani kısa vadede teknik analiz ne söylüyor? Neresi var? 100 endeksi için soruyorum tabii. Bir de yukarıda nereleri işaret ediyorsun? Sonra arkasından biraz kur konuşacağız. Şöyle, bizim endekste kısa vadede artık 3200 civarı. Hatta biraz marj olanlar için 3150 civarı aslında. Bence endeks bazlı stop seviyesi 3150. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi hisseler arasında o kadar anomali var ki. Yani yatırımcı burada elindeki hisseye bakıp ya endeks 3150'nin altına indi ben de elimdeki hisseyi satayım dememeli. Yani burada her hisse bazında ayrı stop seviyesi belirlemekte fayda var. Yani dediğim gibi çok farklı fiyatlamalar görebilirsiniz. Yani bir an endeksi baktığınızda 3150'nin altına sarktığında sinirseniz tavan olmaya devam ediyor olabilir. Ama bir başka hisseye baktığınızda da endeks 3200 iken hatta 3300 iken belki 3500'e giderken sizin hisseniz %10 %20 değer kaybediyor olabilir. Yani bu anomalilere hazır olmak lazım. Bu açıdan her hisse üzerinde bir stop seviyesi belirlemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Biz endeks özelinde endekste hala yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu düşünüyoruz. Yani açıkçası evet endeks belli seviyelere geldi. Bankacılık tarafı risk oluşturuyor vesaire bunlardan bahsediyoruz ama bizim sene sonu hedefimiz endeks tarafında 3500 civarıydı. Bu hedefi hala koruyoruz. Yani bu bölgeye doğru hareketliliğin yıl içerisinde tamamlanabileceği kanaatindeyiz. Ama dediğim gibi kısa vadede bu hisse bazlı volatiliteler endeksin seviyesinden bağımsız çok can yakabilir. Yani bir baktığınızda bankalar bu sefer taban olurken örneğin BİM gibi, Ereğli gibi, Türk Hava Yolları gibi, TAV gibi endekste ağırlığı yüksek hisse senetlerinin yukarıda kaldığını ve endeksin düşmeden bu hisselerde ciddi realizasyonlar olduğunu da görebiliriz. Yani bu açıdan hisse bazlı hareket etmekte fayda var. Geçmişte çünkü bunlar çok oldu. Yeri geldiği zaman bankalar satılırken ya da yatay kalırken düşerken işte endekste ağırlığı yüksek bu saydığım hisselerle beraber endeksin çok ciddi seviyelere getirildiğini gördük. Şimdi onlar duruyor ya da düşüyor. Bunlar bankalar gidiyor. Yarın farklı hisse gruplarında bu hareketlerin tekrarlandığını görüyor olacağız. Total endekste ben çok büyük düşüşler beklemiyorum. Ama hisse bazında, hisse özelinde, sektör özelinde farklılaşmanın çok ciddi artacağı kanaatindeyim. Buna göre dizayn etmek gerekiyor portföyleri de, hisse senetlerini de. Evet. Şimdi diyelim ki hisse geri dönüşü oldu bankacılıkta. Yani hani küçük bir geri dönüş oldu. Orada işte stop koymasını tavsiye ediyorsunuz. Yani herkes öyle eder zaten. Diyelim ki bankacılıktan çıkanların gidebilecekleri yer var mı? Yoksa hani çıkıp oradan sonra tekrar girebilecekleri bir yer bulabilirler mi? Tekrar bankacılığa dönebilirler mi? Yoksa gidebilecekleri tavsiye niteliğinde sormuyorum elbette bunu da. Sadece geçmişteki performansına bakarak şu endeksler üzerinde daha iyi performans çıkarabilirler diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani var. Burada iç piyasaya çalışan şirketler daha avantajlı. Çünkü dünyada genelde bir Amerika'da bir resesyon beklentisi var. Avrupa'da yavaşlayan ekonomiler var. Yani ihracatın burada bir miktar yavaşlama riski de var. Ama iç piyasaya çalışan özellikle gıda perakendiciliği gibi şirketler bence halen oldukça cazip ve oralarda da gizli değerlerin olduğu da kanaatindeyiz açıkçası. Biraz daha iç piyasa odaklı çalışan işte şirketlere yönelmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Burada dezavantajlı olacaklar nedir derseniz, bir yoğun ihracatı olan şirketler, iki özellikle eğer Amerika'da bir resesyonist fiyatlamaya geçecek olursak ki hisse senedi endeksleri orada aslında yalpalıyor, yukarı gidemiyor ciddi manada bize nazaran zayıf kaldılar.
Bunların etkisiyle emtia şirketleri de burada negatif etkilenebilir. Ama dediğim gibi ağırlıklı iç piyasaya çalışan gıda, gıda perakendeciliği gibi sektörler defansif özellikle görüp portföylerde yani ciddi pozitif ayrışmalar sağlayabilirler. Yani bankacılıktan çıkanlar belki bu tarafları alternatif olarak değerlendirilebilirler diye düşünüyorum. Peki, Euro-TL, Dolar-TL ve Dolar Endeksine dair neler söyleyebilirsiniz? Euro-Dolar'da kritik noktaya geldik. Haftaya Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. 75 baz puana kadar çıkan faiz beklentileri var. Ben Avrupa tarafından çok agresif olmasa da bu faiz artışlarının geleceği kanaatindeyim. 50 olur, 75 baz puan olur ama asıl yolun sonuna geldiğimiz yer Amerika tarafı. Yani bu ay onların da faiz toplantısı var. 20'sinde, 21'inde sonlanacak. Ondan önce de Amerika'da enflasyon rakamı gelecek. Yani muhtemelen bu 20'sinde, 21'deki toplantıda, 21'inde sonuçlanacak toplantıda FED bir kez daha 75 baz puanlık artış yapıyor olacak. Ama eğer onun öncesinde, 13'ünde açıklanacak enflasyon rakamında Temmuz ayında olduğu gibi zirveden dönüşü işaret edecek bir veri gelirse, FED de 75 baz puanlık faiz artışını yaptığında yılın sonuna doğru daha az faiz artışını konuşuyor olacağız. Yani iki toplantı kalacak ki, Ekim'de toplantı yok, Kasım ve Aralık. Belki birinde 50, birinde 25 baz puanı konuşuyor olacağız ve toplam 75 baz puanlık faiz artışıyla bu ayki hariç, yani toplamda 150'yi baz bulabilir bu ay dahil, faiz artışıyla FED faiz artışı döngüsünün sonuna gelecek. Ve gelecek yıl için biz yılın ortalarına doğru tekrar FED'den faiz indirimi beklentisine girmeye başlayacağız. Bu da aslında paritede, bana kalırsa Euro-Dolar paritesine diplere yakın olduğumuzu işaret ediyor. Yani FED faiz artışı endişeleri sınırlandığında ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarını konuşmaya başladığımız dönemde Euro-Dolar paritesinin şu anki seviyelerden tekrar yukarı dönünü hareketleneceği kanaatindeyim. Çünkü Euro-Dolar paritesinin mevcut seviyeleri de aslında her iki bölge için de risk oluşturuyor. Avrupa için çok ciddi manada enflasyon ithal etmek demek. Çünkü aldığınız her ithal malın değeri çok daha fazlaya geliyor paritenin değer kaybetmiş olmasıyla beraber. Bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Amerika için ise dış ticaret dengesi açısından ciddi manada dezavantaj oluşturuyor güçlü dolar. Bu açıdan yeniden o dengenin kurulacağı kanaatindeyim ben. Yani bu aralar belki işte Fed'in şu toplantısı da geride kaldığı dönemde gördüğümüz bu seviyeler, en düşük seviyeler işte 98'ler, 99'lar civarıydı. Bu bölgelerde dip oluşacağını ve gelecek yıl özellikle bahar aylarıyla beraber tekrar paritenin Fed faiz indirimleri beklentisine yansıtacak şekilde 1.05, 1.10, 1.15 bu bölgeye doğru tekrar hareketlenme kabiliyeti olacağı kanaatindeyim. Ama kısa vade bu FED toplantısı geçene kadar en azından burada biraz daha belki gelgitler olabilir. Ama dibe çok yakın olduğumuzu düşünüyorum parite tarafında. Bizim dolar TL tarafına ve euro TL tarafına gelecek olursak, biz açıkçası sonbahar kış ayları gerçekten çok kritik. Turizmde önemli bir gelir sağladık. Beklentilerin çok çok üzerine çıktı. Ama buna rağmen çok yüksek bir cari açığımız var. Yani turizmi bu kadar beklemiyor olmamıza rağmen, evet, oradaki pozitif katkıya rağmen 50 milyar dolar civarında bir cari açık bir yılı kapatacağız. Yılın son bölümünde turizm geliri yavaşlayacak. Artı doğalgaz ve petrol fiyatlarında yeni olası artışlar Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı Türkiye'nin enerji maliyetini de çok ciddi arttırabilir ve ödemeler dengesi tarafında sorun oluşturabilir. Bu da kurların daha da yukarı gitmesine sebebiyet verebilir. Kur tarafında maalesef hani çok iyimser değiliz. Yani aşağı yönlü hareket konusunda çok iyimser olduğumu söyleyemem. Yukarı yönlü risklerin biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim burada da. Evet. Şimdi tam 8'de bitirelim dedik ama bir 3-4 dakika daha istiyorum eğer gecikme durumun yoksa. Orada da Rusya'nın, evet, bugün çıkardığı yeni bir kart var. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne karşı yeni bir strateji izliyor. Avrupa Birliği doğalgaz ve petrole bir tavan ücret getirmek istedi, fiyat getirmek istedi. Amerika Birleşik Devletleri de bunu destekliyor. Hatta Janet Yellen, Hazine Bakanı, bu durumun Rusya'nın sonunu hazırlayacağını söylüyor. Böyle çok ileri kehanetlerde bulunuyorlar. Ben aynı kanaatte değilim. Hatta Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana çok karlı çıktığını da görüyoruz. Nitekim cari fazlasına, dış ticaret fazlasına baktığımızda Rusya'nın çok fazla zarar etmediğini. Üstelik de 640 milyar dolarlık rezervinin yarısının bloke edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani buna rağmen çok yüksek bir performans çıkardı. Şunu soracağım. Şimdi diyelim ki bir tavan fiyat getirdiler petrol ve doğalgaza ve Rusya'dan almaktan vazgeçtiler. Zaten Rusya diyor ki
Eğer bir taban fiyat getirirseniz ben de gazı keserim, petrolü keserim ve size satmam diyor. Tabii bu da elbette çok yerinde bir şey değil. O da bir blöf bana kalırsa. Çünkü Rusya'nın Avrupa'ya satmaması halinde elindeki gaz ve petrolün birikimi tahmin edilemez boyutlara geri verir. Bunu sadece Çin'e, Hindistan'a satarak telafi edemez. O sebeple orada da bir şey var, bir karşılıklı misilleme durumu söz konusu. Yani her iki taraf birbirini böyle hafif blöfle yoklamaya çalışıyor. Eğer varsayalım ki bir fiyat sınırlaması geldi ve Rusya da doğalgazı ve petrolü kesti bir süre için, elbette örneğin 10 gün için. Bu petrol fiyatları ile ilgili nasıl bir süreci beraberinde getirir? Bu bir sorunun birinci kısmı. İkinci kısmı, Avrupa tabii doğalgaz ve petrol kesintisine karşı karşıya kalınca, kesintiye maruz kalınca bu durumda tabii üretimi azalacak. Bu üretim de elbette bize yansıyacak. Bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi petrol fiyatları ve Avrupa'nın üretimiyle ilgili boyutu itibariyle değerlendirirseniz öyle noktalayabiliriz. Son 5 dakikamız. Evet, aslında baktığımızda bu süreçten sanki Rusya'ya yaptırım yapılıyor ve Rusya ağır yaptırım etkisinde kalacakmış gibi gözüküyor ama geçtiğimiz haftalarda The Economist'in bununla ilgili bir makalesi vardı ve o makalede şuna değiniyor. Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı gaz ihracatı gayri safi yurt içi hasılasının sadece %2'si. Evet. Yani Rusya bu açıdan o %2'yi çok rahatlıkla vazgeçilebilecek bir kapı olarak görebilir. Ama eğer Rusya Avrupa'ya doğal gaz ihracatını kesecek olursa Avrupa bölgesinde gayri safi yurt içi hasılanın %3.4 puan aşağıya geleceği, enflasyonun ise %2.7 daha artacağını öngörülüyor. Yani Avrupa tarafı bundan çok çok daha olumsuz etkilenecek. Yani Avrupa'da %3.4'lük gayri safi yurt içi hasılanın aşağı gelmesi demek, oradaki büyümenin negatife geçmesi demek Avrupa için çok ciddi, dramatik bir sonuç doğuracak. Diğer taraftan enflasyonun da çift hanelere çıkması anlamına gelecek. Bu nedenle Avrupa her ne kadar Rusya'ya karşı katı kurallar koymaya çalışıyor vesaire olsa da Rus gazından vazgeçebilecek boyutta değil. Yani Rusya burada rahatlıkla belki işte onun da zararı olacaktır elbette ama dediğim gibi gayri safi yurt içi hasılasının %2'si. Yani bunu rahatlıkla risk edebilir ve politikalar doğrultusunda bunu sürdürebilir ama Avrupa'nın bunu ila nihayet devam ettirebilmesi, Rusya'nın yerine farklı alternatifleri 6 ayda 1 yılda yerine koyabilmesi mümkün değil. Kaldı ki şu an Amerika'dan çok ciddi manada bir LNG transferi söz konusu Avrupa tarafına. Evet. Ama Amerika tarafına baktığımızda da stratejik rezervler son 30 yılın en düşük seviyelerine gelmiş durumda. Yani bu taşıma suyla değirmen dönmez hikayesi bunun için de geçerli. İkincisi de siz o LNG'yi bulsanız getirseniz bile örneğin İspanya kıyılarına vesaire bunu boru hatlarıyla içeriye dağıtmanız lazım. En büyük alıcı da Almanya. Böyle bir boru hattı da yok. Yani o nedenle tabii aslında Avrupa Rus gazına muhtaç. Eğer bu senaryo gerçekleşirse başta LNG fiyatları olmak üzere dünyada doğal gaz fiyatlarında çok ciddi artışlar görürüz. Petrol fiyatları bunlardan etkilenir. Avrupa ekonomisinde ciddi zayıflama görürüz ve bunun hepsi de bize maalesef olumsuz yansıyacak unsurlar olur. Avrupa yavaşlarsa ihracatımız yavaşlar. Avrupa yavaşlarsa Euro-Dolar karşısında değer kaybeder. Bu bizim ihracat değerlerimizi dolar bazında ciddi manada aşağı çeker. Çünkü biz Euro ile ihracat yapıyoruz ağırlıklı olarak. Ve üçüncüsü artan enerji maliyetlerini karşılayabilecek bir döviz rezervimiz yok. Bu da kurlar tarafında çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Nitekim geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Moody's Türkiye'nin notunu bir kademe daha indirdi. Yatırım yapılabilir seviyenin altı kademe altına çekti. Ve orada dikkat çektiği husus Türkiye'nin kış aylarında yaşayabileceği bir ödemeler dengesi riskini ifade etti. O risk içerisinde bu var. Yani petrol ve doğalgaz fiyatlarının çok hızlı artması. Buna dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Peki Zeyir, çok teşekkürler. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Kısa bir ara.
Evet, biraz dış ticaret konuşacağız. Dış ticarette ortaya çıkan durum şu. Ağustos ayı itibariyle Türkiye'nin dış ticaretinde açık 11 milyar doların hemen üzerine çıktı. Bu tarihi bir açık sayılabilir ve bundan sonra devam etmesi durumunda arkası geldiği takdirde büyük bir dış ticaret açığıyla kapatacağız gibi gözüküyor. Elbette dış ticarette cari açığı ayrı ayrı keselerde değerlendirmek lazım. Cari açığımızın da bir miktar turizmdeki iyileşmeye paralel olarak 45 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Ancak ihracatın bir miktar yukarı doğru gidebilmesi için bazı yeni yeni kapılar açılıyor bu arada. Bunları konuşacağız. Bunlardan bir tanesi Mısır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Demir Dışı İhracatçılar Birliği bünyesinde çok sayıda şirket Mısır'da uzun süreli bir temasta bulundu ve bu temas sonunda karşılıklı akreditif açılması ve oralarda üretim yapılması koşuluyla Türk firmalarının Akdeniz pazarlarına, Afrika pazarlarına, hatta Latin Amerika pazarlarına Mısır'ın imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları dolayısıyla vergisiz girebilme imkanı ortaya çıkacak. Ama tabii bu uzun vadeli bir yatırım. Her şeyi konuşacağız. Bütün bunları konuşmak üzere Akdeniz Mobilya İhracatçılar Birliği Başkanı Bülent Aymen şu anda Skype hattımızda. Bülent Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Ali Bey. Çok özlemiştim sizi. İyi vallahi ben de. Hatta girişi yaparken Bülent Bey çok şükür sizi gördük diyecektim. Neredeyse bir yıldan fazla oldu değil mi? Belki daha fazla bilmiyorum. Evet. Doğru. Peki, doğru. Neyse Allah yani daha kavuşmaz insan insana kavuşurmuş derler. Başladık. 15 dakika vaktimiz var. Geçtiğimiz günlerde Mısır'a yapılan bir ziyaret var. Bu ziyareti ben biraz önce Gökhan Turhan'la konuştum. Kendisi armatür sanayici İhracatçılar Derneği Başkanı aynı zamanda. Çok iyi bir hava olduğunu söylüyor. Eğer Türk firmaları buralarda, tabii mobilyacılar da bunun içinde elbette, orada üretim yapmak koşuluyla bütün Afrika pazarına, bütün Akdeniz pazarına, bütün Latin Amerika pazarına ulaşabileceğimizi söylüyorlar. Onların imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları dolayısıyla. Hem bu meseleyi hem bu arada sizin yürüttüğünüz diğer faaliyetleri kapsayacak şekilde mobilya sektöründe şöyle bir geniş kapsamlı bir fotoğraf çekerseniz sevinirim. Buyurun. Şimdi tabii Akamip sadece mobilya değil. Mobilyanın tabii dışında kağıt, karton, ambalaj, orman tahal ürünleri ve kereste evet palet gibi orman ürünleri de var. Ama tabii ki bunun sektör içinde en fazla ihracatta etkin olan, yerli girdi oranı en yüksek olan sektör mobilya. Markalaşmaya en müsait olan sektör mobilya. O yüzden doğru söylüyorsunuz. Yani mobilyayla giriş yapabiliriz bu sektörleri temsil eden. Şimdi mobilya bu pandemi döneminde özellikle Türkiye'de mobilya ihracatı üretimi çok arttı. Tabii bir sürü rüzgar yanımızda esmeye başladı, arkamızdan esmeye başladı. Bu Çin ve Amerikan ticaret savaşlarının olumlu etkisi oldu Türk mobilya üreticilerine. Ve Amerika Çin'den vazgeçtiği bir takım siparişlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı. Ama burada ölçek problemi ortaya çıktı sonra. Türk mobilyacıları genelde Kobi nitelindeki firmalar. %80 civarında üretimi yapan ve o Amerika'nın ölçeklerini istediği ölçekte üretim yapmaları ve çok fazla üretim yapmaları biraz zor oldu. Evet. Pandeminin arkasından bir takım krizlerin devreye girmesi, arkasından bu Rusya-Ukrayna savaşı ihracatı düşürmedi. Yani ihracatı arttırdı, üretimi arttırdı ama son iki aydan beri bayağı bir şey var. Yani bir sıkıntı var mobilya sektöründe. Daha çok firmalar şu anda stoğa çalışıyor. İç piyasada bir daralma söz konusu ki düğün sezonu olmasına rağmen sektör oyuncularından aldığımız, ihracatçı, üreticiden aldığımız bilgi bir daralma söz konusu. Çünkü enflasyondan, maliyetlerin artışından dolayı, fiyat artışlarından dolayı. İhracatta da bir daralma söz konusu çünkü bu resesyon beklentisi hakikaten özellikle Avrupa pazarlarında, Almanya'da, Fransa'da bizi çok etkilemeye başladı. Ve yani kısa bir gezinti yaptığımda sektör ilerliyor, sektör üretim yönünde, Ar-Ge yönünde ilerliyor, fuarlara katılıyor firmalar, kendi vizyonlarını geliştiriyorlar, yeni vizyonlar ortaya koyuyorlar ama dış pazarlarda sıkıntı söz konusu, iç pazarda bir sıkıntı söz konusu. Bu Mısır pazarı ile ilgili, Mısır bizim arka bahçemiz. Yani sadece mobilya sektöründe tabii değil, tekstil, konfeksiyon sektöründe de senelerdir orada yapılan yatırımlar var. Bu problemlerden önce, Mısır'la olan problemlerden önce yapılan büyük yatırımlar var. Hala çalışıyor büyük kısmı. Ama Mısır tabii çok güvenebildiğimiz bir ülke değil ki arka bahçemiz olmasına rağmen. Ya Mısır'da biz mobilya sektörü olarak da arkadaşlarımız orada kendi markalarıyla mağazalar kurdular. Ama bu Arap Baharı'ndan sonra ve bozulan ilişkilerimizden sonra çoğu kapandı. İhracat devam ediyor. Fakat bu akreditif problemi büyük şekilde sıkıntıya soktu buradaki ihracatçıları.
Ama ümit ediyorum ki Mısır açılır. Hakikaten büyük bir pazar. Mısır değil sadece. Bakın Ali Bey. Yani Suudi Arabistan aynı şekilde. Suudi Arabistan'la bir anlaşma yapıldı. Ve yürürlüğe ümit ediyorum ki kısa bir süre içinde konulacak. Şu anda istediğimiz seviyede değil. Sınır, gümrükte bekleyen konteynerler çözüldü. 2 senedir, 3 senedir bekleyen konteynerler. Ama yeni ihracat talepleriyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Hala daha tam olarak aşılmış değil problem. Eylül-Ekim deniyor bize. Ama Suudi Arabistan da bizim için çok önemli bir pazar. Birleşik Arap Emirlikleri hemen hemen açıldı. Çok önemli bir pazar. Yani tüm Arap ülkeleri, yakın pazarlarımız, yakın komşu Afrika ülkeleri, Mısır gibi, Cezayir gibi, Libya gibi. Ümit ediyorum Libya'da karışıklıklar bir an önce biter. Suudi Arabistan gibi Arap Körfezi ülkeleri bizim en önemli pazarlarımız. Bakın benim temsil ettiğim bölge olarak da, evet, sektörler olarak da en önemli pazarlarımız ve bizim büyük ihracatımızı arttırmamız için arttırabilecek potansiyelde, önemli ölçüde arttırabilecek potansiyelde olduğumuz pazarlar. İnşallah orada siyasi problemlerden sıyrılırız. Siyasi problemler ekonomik kırılganlıkları daha fazla yapmaz artık. Ki bu ülkelerde çok fazlaca oluyor bu. Ve ihracatta bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü Avrupa'da sanki sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Evet. Şimdi biraz önce çizdiğiniz haritaya İsrail'i de ilave edebiliriz. Belki İsrail'le de ilişkilerimiz düzeldi. Orada da iyi bir süreç var. İsrail her ne kadar küçük, yani nüfusu az olan bir ülke olmakla birlikte ticaret kabiliyeti çok yüksek olan bir ülke. O bakımdan orayla ilişkinin normalleştirilmesi de bence süreci bundan sonra lehimize çevirebilir. Siz acaba Orta Doğu pazarlarına şöyle bir baktığınızda, yani yukarıdan Azerbaycan'dan İran'a, Irak'a kadar uzanan bir coğrafyada, buralarda Türk mobilyası bir hayli hatırı sayılır bir pazara sahip. Bunu biliyoruz, yani gittiğimizde orada Türk mağazalarını görüyoruz, Türk markalarını görüyoruz. Bu pazarlardaki hakimiyetimiz bundan birkaç yıl öncesine kıyasla ne durumda? Yani pandemiden önce her şey çok iyiydi biliyorum ama pandemiden sonraki durumu bilmiyorum. Şimdi tabii pandemiden sonra sadece mobilya değil, birçok sektörde Türkiye'nin, yani bununla gurur duymalıyız hakikaten. Çin kapanmışken, Amerika kapanmışken, Avrupa kapanmışken Türkiye'deki üretici, Türkiye'deki üretim hattında çalışan işçi, fabrikalar, ihracatçı durmadı. Yani 1-2 ay durdu, daha sonra tam kapasite çalışmadı, yarım kapasite çalıştı. Daha düşük işçiyle çalıştı, daha düşük üretim hacmiyle çalıştı ama çalıştı ve ihracatını arttırdı, ihracat yapmaya devam etti. O yüzden bizim pandemi süresince Türkiye sadece Avrupa'nın değil, hemen hemen dünyanın birçok ülkesinin üretim üssü olmaya devam etti, ihracat üssü olmaya devam etti. Mobilyada da aynı şekilde. Yani ihracatımızda rakamsal olarak biraz azalma görünse dahi, İş durmadı. Diğer ülkelerde tamamen bitme noktasına, tamamen durma noktasına geldi üretim. O yüzden pandemi ve pandemiden sonra da yine artış hızı devam etti. Bu sene bakın 2021 yılında mobilya ihracatı 6,5 milyar dolara ulaştı. 2022 yılında da ilk 8 aylık rakamlara baktığımızda bizim mobilya kağıt orman ürünleri rakamlarında son 12 ayda 8 milyar 130 milyon dolardayız. Son 7 ayda da 6,5 milyar dolardayız. Son 8 ayda Ağustos ayı itibariyle bugün açıklandı rakamlar. Evet. Ve rakamlar iyi ama artış hızı yavaşlama eğiliminde. Yani bu bizi rahatsız ediyor. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz ülkeler, Irak'a da buna dahil edin. Irak'ta da son 1-2 haftada bir karışıklık var. İhracat durmuyor. İhracat devam ediyor ama artış hızımız düşüyor. İsrail ayrı parantez açmak istiyorum. Çok doğru söyledin. İsrail de sadece şimdi düzelmeyle beraber değil, İsrail'de siyasi krizler olduğu dönemde dahi ihracatımız artmaya devam etti. Orada hiç etkilenmiyor. Ticaret etkilenmiyor. Ve ihracat bizim ihracatımız için yani hemen hemen 7-7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz İsrail'le. Bizim için de, bizim bölge için de ve bizim sektör için de İsrail önemli bir pazar. Burada pandemi sonrasında da biz de çalışmaya devam ettik. İhracatımızı arttırıyoruz. Ama son 3 ay sonra önümüzdeki çeyrekte inşallah bu artış hızı çok çok yavaşlamaz, devam eder. Evet. Bir de ham madde temini konusuna gelelim isterseniz. Orada da geçmişte, yani şu son 2 yıldır kimi zaman daralmalar yaşandı. Bu daralmaları telafi etmek için ciddi bazı önlemler de getirildi ama
geldiğimiz nokta nedir? Başta yani Sunta, MDF olmak üzere ya da orman envari temininde ne gibi problemler var? Ya da şu anda sorun had safhada değil ama yine de küçük çaplı bazı sorunlar var mı? Yani bu üretimde Türkiye'de dediğim gibi yerli girdi bizim sektörlerdeki kağıt, karton, ambalaj bir tarafa koyarsanız yerli girdi oranı %70, %67, %70 seviyesinde tüm bu sektörlerde ve bu yerli girdide de ağaç olayı yani kereste, palet için ağaç ham maddesi hemen %100'e yakın kısmı Türkiye içinden temin ediliyor. Devletten satın alınıyor. Ve MDF Sunta'da aynı şekilde büyük kısmı Türkiye'deki üreticilerden satın alınıyor. Geçen sene Temmuz ayına kadar büyük bir sıkıntı vardı. Çünkü üreticiler daha fazla ihracat yapmak için iç piyasadaki arzı kısmışlardı. Ondan dolayı da üreticiler, buradaki mobilya üreticileri ham maddeye ulaşımda büyük sıkıntı çekiyordu. Sonra Sayın Bakan müdahale etti. Daha yeni bakanlığa başlamıştı Ticaret Bakanımız. Olaya müdahale etti ve bu ihracata kısıtlama getirdi. Ham madde ve yarım hamur ihracatını özellikle MDF Sunta'ya. Kısıtlama geldikten sonra ham maddeye ulaşım rahatladı. Şu anda da ulaşımda ham madde sıkıntısı yok. Aksine bizim duyumlarımıza göre üreticiler ham madde, MDF Sunta üreticilerinin elinde stoklar fazlalaştı. Evet. İhracat yapamadıkları için, iç piyasa daraldığı için. O yüzden bir takım eğer erken teslim, erken ödeme yapan firmalar varsa onlara iskonto yapmaya başlamışlar. Yani bir sıkıntı yok şu anda MDF Sunta ama fiyatlar çok arttı. Ya maliyetler çok arttı orada ve MDF Sunta fiyatları çok arttı. Euro bazında. Evet. Sorunun giderildiğini ben de yani müşahede etmiştim o bakımdan. Siz de teyit ettiniz böylece. Dolayısıyla Sunta MDF konusunda iç piyasada büyük bir sorun yok dediğiniz gibi. Hatta stokları olan firmalar da var bu arada. Son 4-5 dakikamız, onu da Amerika pazarına ayıralım istiyorum. Amerika pazarında ne durumdayız? Yani biz bu pazarı uzunca bir süredir yokluyoruz, deniyoruz. Çok hatırı sayılır ölçekte de üretim yapıyoruz, ihracat yapıyoruz Amerika'ya. Ama tabii pazar o kadar büyük ki bizim bu pazardan çok daha büyük bir pay almamız gerektiğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Tamamıyla haklısınız. Amerika hakikaten çok büyük pazar ve alım gücü yüksek olan bir pazar. Tüketim hızı çok hızlı olan, tüketim miktarı çok hızlı olan bir pazar. Onun için hemen hemen tüm sektörlerde Amerika pazarı bizim için cazip pazar. Senelerdir öyle. Amerika ihracatımız hep vardı ama hiçbir zaman istediğimiz seviyede olmadı. Bakın mobilyada Çin dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı ve hemen hemen 40-45 milyar dolar civarında mobilya ihracatı yapıyor tüm dünyaya senede. Ve yani Çin'in yaptığı mobilya, ürettiği mobilya daha çok düşük fiyatlı mobilyalar ama ölçek ekonomisi var Çin'de. Ve istediğiniz o ülke şartlarına uygun, o ülkenin tüketim alışkanlığına uygun üretim yapabiliyor. Amerika'da Çin'in önemli ölçüde ihracatı var. Bu geçtiğimiz sene pandemi öncesinde Çin ile Amerika'nın arasındaki bu bir takım ticaret savaşlarıyla birçok önce şey geldi, Amerika Ticaret Bakanı Türkiye'ye geldi, 5 sektör belirledi. Evet. 5 sektör içinde mobilya da vardı, 100 milyar dolarlık anlaşma hatırlıyorsanız. Evet. Daha sonra buradaki üreticilerle temasa geçildi ve üreticilerde verilen siparişlerle ilgili ölçek problemi ortaya çıktı. Yani biz de maalesef küçük işletmeleriz, kümelenme var, özellikle mobilya sektöründe var ama yeterli değil. O yüzden şirketler yeni yatırım yapmaya başladılar ve biz Amerika'da birçok fuara katılıyoruz. Bakın önümüzdeki bu ay için, Ekim ayı için, Ekim'in 20'si olması lazım. Amerika'da High Point fuarı var. Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından bir tanesi. Katılıyoruz ve Türkiye'deki mobilyacılar gibi Amerika'da çünkü mobilya tüketim veya mobilyada bu kullanım alışkanlıkları farklı. Çok daha büyük mobilyalar kullanıyorlar. Onunla ilgili üretim yapılmaya başladı Türkiye'de. Ve ihracata da yansımaya başladı. Ve Amerika ilk 10 ülke içine girdi. Bizim sektörde ihracatta. Son 6 aydan beri de ilk 5 ülke içinde en fazla ihracat yaptığımız, ihracatı en fazla arttırdığımız ülke sınıfında. O yüzden ihracatı arttırıyoruz ama ölçeklerimizi büyütmemiz lazım. Yani onun için de yatırım yapmak lazım. Ve Türkiye'de yatırım ortamında uygun olması lazım. Evet. Son birkaç dakikamız onu da birim kilogram fiyatına ayıralım. Şu anda mobilya sektöründe birim kilogram fiyatı nedir? Bundan 10 yıl öncesiyle kıyasladığımızda ne kadarlık bir ilerleme var? Ve bundan sonraki aşamada, örneğin önümüzdeki yıllarda birim kilogram fiyatını ne kadar artırmayı düşünüyoruz ya da nereye çıkmasını bekliyorsunuz?
Ya bunun için şunu belirlemek lazım. Bizim Türkiye'de mobilya normal ortalama birim ihracat fiyatının üzerinde. Yani 1-1,5 dolarların üzerinde. 3-3,5 dolarlar civarında. Evet. Son 10 senede de hep böyleydi. Yani işte 2,5-3 dolarlardan 3-3,5 dolarlara çıktı. Şu anda bu seviyelerde ama bizim nerede olduğumuzu ve nasıl yani nerelerle rekabet edeceğimizi belirlememiz lazım. Yani biz bir Çin olmamız lazım. Çin mobilyası gibi mi üretim yapmak, ihracat yapmamız lazım? Yoksa Almanya, Fransa, İtalya gibi olmamız lazım? Tabii ki İtalya, tabii. Fransa gibi olmamız lazım. Markalı Ar-Ge'li ürünler yapmamız lazım. Onların birim kilogram fiyatları 7-7,5 euro civarında. Onun için oralara gitmemiz lazım. Ar-Ge inovasyon, markalaşma çok önemli. Firmalar da bunun üzerine şu anda ciddi yatırımlar yapıyorlar Türkiye'de. Peki Bülent Bey, çok teşekkürler. Affedersiniz. Akdeniz yayınlar diliyorum. Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Aymen'le konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara.